Şehzade ile Süpürge Hoca'nın kızı bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanlarda uzak diyarlarda bir padişah yaşarmış. Padişahın çocuğu olmadığı için çok üzülürmüş. Bir gün rüyasında erkek bir evladının olacağını ama çocuk doğduktan sonra kendisinin kısa bir süre sonra öleceğini görmüş. Bu ülkede dağlarda geçimini süpürge otu toplayarak sağladığı için Süpürge Hoca diye anılan fakir biri yaşarmış. Padişahın oğlu dünyaya geldikten kısa bir süre sonra padişah ölmüş. Süpürge Hoca'nın da kızları olmuş. Uzun yıllar sonra padişahın oğlu büyümüş ve Süpürge Hoca'nın kızlarının bulunduğu yere avlanmak için gitmiş. Süpürge Hoca'nın kızları çok güzelmiş. Şehzade kızları görünce birine aşık olmuş ve hemen annesine gelip durumu anlatmış. Annesi o kızları oğluna yakıştıramadığı için karşı çıkmış ama oğlunu ikna edememiş. Kadın gitmiş kimin nesidir diye araştırmış ve Süpürge Hoca'nın kızları olduğunu öğrenmiş. Evlerine gitmiş, kapıyı çalmış, açan olmamış. İkinci gün yine gitmiş, kimse yokmuş. Üçüncü gün gittiğinde kapıyı bir kız açmış. Ona, "Üç gündür geliyorum, yoksunuz," demiş. Kız da, "Kapının kulağı yok da, o yüzden duymadık," demiş. Bunun üzerine gelip oğluna kızmış, "Benimle dalga geçtiler, kapının kulağı yok diyorlar. Hiç kapının kulağı olur mu?" demiş. Oğlu, "Demek ki onların köpeği yok," demiş. Padişahın oğlu tekrar annesini göndermiş. Kadın yine gitmiş ve kızlara, "Sizin anneniz yok mu?" diye sormuş. Bunun üzerine kızlar, "Annemiz var, biri iki etmeye gitti," demişler. Kadın yine sinirlenmiş eve gelip oğluna verdikleri cevabı söylemiş. Oğlu annesine, "Bunda ne var, anneleri ebeliğe gitmiş," demiş. Derken kadın kızların annesini bulmuş ve içlerinden oğlunun istediği kıza talip olmuş. Kızın annesi kızını şehzadeye vermiş. Kız düğünden sonra birkaç gün şehzade ile kalmış. Daha sonra şehzadenin annesi oğluna o kızı yakıştıramadığı için onu hileyle saraydan uzaklaştırmış. Bir ormana bıraktırmış. Sonra da kızın öldüğü dedikodusunu yaymış ve oğlunun mutlu bir şekilde yaşamasına engel olmuş. Şehzade kızın öldüğüne inanmış ve yemez içmez olmuş. Annesi sürekli oğluna evlenmesi için kız bulurken şehzade asla evlenmeyeceğini söylermiş. Bu arada dağdaki kızın bir oğlu olmuş. Saraydan ayrıldığında meğer hamileymiş. 7 yıl sonra şehzade evlenmeye karar vermiş. Dağdaki süpürge hocanın kızı şehzadenin evleneceğini duyunca oğlunu düğün günü saraya getirmiş. Kız, oğluna, "Ye çimbala çimbala, dep babamın atını, bey babam buyurdu, biz de seyre geldik," demesini söylemiş. Çocuk düğün yerine gitmiş. Ancak görevliler kovmuş. Bunun üzerine çocuk bağırarak annesinin dediklerini söylemiş. Bu arada padişah çocuğu duymuş ve düğünü durdurup onu yanına çağırmış. Bakmış ki kendisinin mendili ve kösteği çocukta. Hemen olup biteni anlamış. Şehzade annesinin oyununa geldiğini, sevdiği kızın yaşadığını ve bir oğlunun olduğunu öğrenmiş. Şehzade sevdiği kızla tekrar evlenmiş, 40 gün 40 gece düğün yapmış. Sonsuza dek mutlu yaşamışlar.